Kemal. Muhsin Usta. Ustacığım. Nasılsın usta, iyi misin? İyi. Sen? Sen nasılsın evlen? Nasıl olayım usta? E işte. Çay içer misin usta? Olur. Bize iki çay. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum usta? Bekliyorum. Eğlencedeler. Düzenin adaleti bu. Kimi senin gibi ekmeğinin derdinde, kimi eğlencenin. Senin derdin katmerli tabii. Güllü içeride olunca. Ama bunu sen istedin Kemal. Kendini bu hale sen soktun. Haklısın usta. Ne yaptıysam kendime yaptım. Ama aldım dersimi. Neyse. Olan olmuş. Yakında ayrılacağım. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Ama yerime birini bulmam lazım. Var mı bildiğin biri usta? Şoför. Şoför. Var. Var mı? Var. Fabrikadan ayrılmış bir çocuk. Kurtar beni şu azaptan usta. Bir an önce gideyim şu çiftlikten. Merak etme. En kısa sürede buluştururum sizi. Sağ olasın usta. Sağ olasın. Çaylar da geldi. Sağ ol evlat. Sağ olasın. Üç saat kalacağım. Sonra gelip beni alırsın. Peki Halide. Halide Hanım. Yerime bir şoför buldum. Onunla görüşmeye gideceğim şimdi. Hala. Teşekkür ederim canım. Birdenbire neden değişti fikrin? Yoksa Kemal kötü bir şey mi yaptı? Hem de çok kötü bir şey yaptı. Bana yalan söyledi. Aman canım, ben de bir şey sandım. Hangi erkek yalan söylemiyor Allah aşkına? Basit bir yalan değil Neriman. Eski bir sevdiği varmış. Aklı ondaymış hala. Unutamamış. Emin misin? Unutamadığını nereden biliyorsun? Kendi mi söyledi? Hayır. Hissettim. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Gözümün önünde olmasına müsaade etmeyeceğim. İşten mi kovacaksın? Kovdum bile. Yapacak başka bir şey var mı? Ben bilemem. Bence bu soruyu sen kalbine soracaksın. Gerçekten gitmesini istiyor mu kalbin? Gerçekten isteseydin tereddütsüz cevap verirdin. Gitmesi gerek. En doğrusu bu. Zaten abim böyle bir ilişkiye müsaade etmezdi. Selim'e mi dönmeyi düşünüyorsun? Bilmem. Beni istiyor hala. Selim abinin onayladığı biri. Hem ailenize de uygun. Peki ya aşk Neriman? Herkes aşık olduğu insanla evlenecek kadar şanslı değil ne yazık ki. Hayat bu. Teşekkür ederim Neriman'cığım. Ne teşekkürü ayol. Her zaman beklerim. Sağ ol canım. Hmm.
yanlış girdin, çiftliğe dönecektik. Biliyorum. Yeni şoförü almaya gidiyoruz. Arabayı ona teslim edeceğim. Yeni şoför mü? Görüşmeye gideceğimi söylemiştim. Kabul etti. Sizi çiftliğe o götürecek. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Bekliyordunuz. Ya adamın şoförlüğünü beğenmezsen? Daha iyisini bulursunuz. Eşyaların çiftlikte değil misin? Eşyalarımı da topladım. Artık herkes kendi yoluna gidecek. İstediğiniz gibi. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yüzümden kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Bunun için sizden rica ediyorum. Muzaffer Bey'e olanları anlatmayın. Zaten gidiyorum. Bundan sonra ne sizle ne de Güllü'yle karşılaşma ihtimalim yok. Artık herkes eski hayatına geri dönecek. O kadar kolay mı? Bu istediğini yapamam ben. Abimin gerçekleri bilmeye hakkı var. Nasıl biriyle evli olduğunu öğrenmeli. Güllü'nün hiçbir suçu yok. O hep gitmemi istedi zaten. Şimdi de Güllü'yü mü koruyorsun? Ondan intikam almak için yapmadın mı bunları? Amacın bu değil miydi? Başlarda evet. Ama artık istemiyorum. Neden? Ortada doğacak bir çocuk var. Onun günahına giremem. Güllü defterini kapatacaksın yani. Kapattım. Sana acılar çektiren birinin bile mutluluğunu istemek. Çok yüce bir davranış. Daha önce yalan söylediğini düşünmüştüm ama... beni bir kez daha yanılttın. Sen gerçekten Güllü defterini kapatmışsın. Muzaffer Bey'e anlatacak mısınız? Pekala. Abime anlatmayacağım. Güllü'den kurtulmayı ne kadar istesem de sırrınız ömür boyu benle kalacak. Siz gerçekten çok iyi birisiniz. Yalnız bir şartım var. Nedir? Çiftlikte kalacaksın. Artık orada kalamam. Sen bilirsin. Ya gidersin gerçekler ortaya çıkar ya da kalırsın. Eskisi gibi. Seçimi sen yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.